Canlı kanalında Roman Şifası programına hoş geldiniz. Bugün böyle bir farklı bir akış yapmak istedim. Şöyle Evrensel Zeka isimli akışımızı izlemişseniz, yayınımızı izlemişseniz onun devamında böyle bir uygulama hediyesi sunmak istedim. Kısa bir video olacak bu. Kısa bir kayıt olacak. Bu kayıtta bir uygulama hediyemiz olacak. Bunu evrensel zekanın, evrensel sistemin nasıl çalıştığına dair e, böyle biraz daha farkındalık sahibi olabilmemiz adına örnek bir uygulama yapmak istiyorum sizinle. Bu uygulamamızın ismi geleceğimizi nasıl tasarlarız. Hazır mıyız? Şöyle bir derin nefes alalım. Merhabasınız. Şimdi bakalım Mesela diyelim ki yaşamın içinde bir şey başarmak istiyorsunuz yani böyle bir vizyonunuz var o vizyonunuzla ilgili bir başarıya ulaşmak istiyorsunuz Kaliteli bir sonuç almak istiyorsunuz Bununla ilgili ne yapabilirsiniz Bununla ilgili adım adım neler yaparsanız buraya ulaşmanız çok daha kolay hale gelebilir Evrensel zeka ile birlikte, o sistemle beraber, evrensel sistemle beraber bunu yapıyor olmanın bir formülü var. Bu formülü bugün burada beraber paylaşalım istiyorum. Şimdi bu sizin e, hedefinizde olan, vizyonunuzda olan konuyla ilgili kitapta yazanlara bakın. Çevrenizde olan her şeye bakın. Ailenizde yaşananlara bakın. Yani biraz gerçekçi olarak bakarsanız mesela bu ne olabilir? E, örneğin, ...işte yayınlar yapmakla ilgili olabilir. Kitapta yazanlara bakarsınız. İşte kısa ve etkili yaparsan güzel olur diye yazar. Çevremizde olanlara bakarsak... ...işte çevremizdeki dostlarımızın neler yaptığına bakabiliriz. E, kendi yaptıklarımıza bakabiliriz. Ailemize yaşananlara bakabiliriz. Televizyona bakabiliriz yayınlar nasıl yapılıyor diye. İşte sinemada nasıl oluyor? Bugün mesela biz e, bir filme gittik. E, üç saatlik bir filmde ama... Hani da damağımızda kaldı yani e, o bile onun için kısaydı belki e, Tabii herkese göre değişebilir bu radyoda yayınlananlara yani böyle bir burada anlatmaya çalıştığımız şey şu frekansına bakın yani onun frekansı nasıl akıyor evrensel sistemin için onun frekansı nasıl akıyor bu yemek yapmakla ilgili olabilir kahve yapmakla ilgili olabilir keyif yapmakla ilgili olabilir. Yani yaşamınızda yapmak istediğiniz her şey olabilir. Ders çalışmakla ilgili olabilir. Mesela hızlı okumayla ilgili e, kitaplar da var, kurslar da var değil mi? Çevremizdeki insanlara baktığımızda nasıl okuyor olduk ile ilgili durumlar da var. Hız e, hızlı okuma dediğimiz zaman bile bunun ilgili bu konuların hepsiyle ilgili bir sürü şey var. Bununla ilgili bir yayınımız da vardı hatta izlemişsinizdir. Farklı konularda da bakabilirsiniz. Mesela ne olabilir bu? Bir heat antrenmanı olabilir. High intensity interval training olabilir. Bununla ilgili mesela yapılacak bir sürü işte ilk etapta 30'ar dakika yaptın. Sonra 40'a 20 yaptın. İşte ilk etapta belki 5 hareketle yaptın. Sonra 10 taneye kadar çıkarttın gibi bir sürü farklı konuda. Yazanları okuyoruz, çevremizde olanlara bakıyoruz, ailemizde yaşananlara bakıyoruz, işte hareketliliği nasıl vesaire diye televizyonda yayınlananlara bakıyoruz. Sinemalarda neler e, aktıysa bugüne kadar orada bir kültür var çünkü oturmuş olan bir yapımız var, yıllardır izliyoruz. Radyoda yayınlananlar dedik burada ama şu an bir radyo dinliyorsunuz dinlemiyorsunuz bilmiyorum onlar da yine aynı şekilde. Doğaya bakın. Doğanın akışında bunun ilgili neler var. İnsanlara aklınıza gelebilen, görüp duyabileceğiniz, hissedebileceğiniz her şeye derinlemesine bakın. Neler görüyorsunuz? Bunları iyice bir yazalım. Bunları yazalım, yazalım, yazalım detaylı bir şekilde. Sonra tüm bunların içinden yenileştirmek, yeni oluşumlar düzenlemek, ve yeni oluşumları gerçekleştirmek için faydalı olabilecekleri seçim. Baktınız mesela atalette olanlar var onları kenara ayırıyoruz. hareketli olanlar var ama abartılı gitmişler onları da kenara ayırıyoruz. Yani böyle dengeli bizim için faydalı olabilecek verileri yeni oluşumlar düzenlemek için bunları faydalı olabilecekleri seçiyoruz. Ne diyoruz mesela işte ben yine bugün tiz bir sesle başladım özür diliyorum sizden bir toparlayalım. Tüm bunların içinden yenileştirmek, yeni oluşumlar düzenlemek ve yeni oluşumları gerçekleştirmek için faydalı olabilecekleri seçin. Şu anda bununla ilgili diyaframdan konuşmayı seçtiğim ve bu şekilde devam ettiğim gibi. Harika değil mi? Seçtik. Dönüşüm birden gerçekleşmeye başladı buna tüm insanlık tarihinde bütün insanlar tarafından yaşanan tüm deneyimlerden elde edilen tüm yapıcı enformasyon ekleyin. Bugüne kadar etkili konuşan insanlar nasıl konuşmuşlar? Bugüne kadar etkili antrenman yapan insanlar nasıl yapmışlar? Bugüne kadar hızlı okumayı anlayarak gerçekleştirebilen insanlar nasıl gerçekleştirmişler? Bunlar sadece örnek. Bugüne kadar arabayı en iyi tamir edenler nasıl etmişler? Bu da bir örnek olabilir. E aklınıza ne gelirse bugüne kadar işte e, teknolojik aletleri üretenler en iyi nasıl üretmişler, rafları en iyi yapanlar nasıl yapmışlar, en iyi boyacı nasıl boyamış bir sürü şey var değil mi? Tüm bunlarla ilgili en iyi olanları seçin ve tüm yapıcı enformasyonu da buraya ekleyin. Enformasyon neydi? Dışarıdan gelen birçok e, bilgi bütününün onun içine yerleştirilmesine ilgili gelen akım. Onları da buraya ekleyin. Ayrıca tüm evrensel tarih boyunca canlı varlıklar tarafından yaşanan tüm deneyimlerden elde edilen bütün yapıcı enformasyonla tüm evrensel tarih boyunca bütün düzenli madde formlarının tüm yapıcı deneyimlerinden elde edilmiş enformasyonu da eklemelisiniz. Yapıcı tüm formları buraya ekleyin. Yapıcı formlar nedir? Bunu destekleyen güçlü yapılar mesela en iyi yapılan heykel nasıl yapılmış işte etrafında dönüyor 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 günlerce değil mi zihninde tasarlıyor mesela zihninde çok kuvvetli bir tasarı gerçekleştir. mesela bu yayını şu anda yapıyoruz biz her yayında bir tık daha iyileşiyoruz neden zihnimizde böyle geziyor 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 sonra bir sanatsal aktivite gibi mesela şu an bu slaytı e, bu hafta hazırladım e, acaba yayınlasam yayınlamasam mı İşte bu haftaki yayına ek mi yapsam yoksa haftaya başka yayına mı çıksam e, ek yapmaya karar verdik sonra e, ne yaptık burada yapıcı bütün informasyonu yani evrensel zeka yayınının üzerine aynı gün veya ertesi gün bir şekilde youtube'a bu gelirse faydalı olacak diye zihnimize oturdu bütün informasyonla birlikte arkadaşları dinledik ee, gelen geri bildirimleri dinledik. Bugüne kadar uygulanan YouTube yayınlarının nasıl uygulandığını gözlemledik ve sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Burada mesela olumlu olmayan şey çok fazla yazı olması olabilir ekranda. Ee, belki olumlu değildir. Bu da gelecek yayınlarda yine dengelenerek bir e, hale bürünmeye çalışılabilir. Belki böyle de faydalı olabilir. Bakacağız beraber göreceğiz. Geri bildirimleriniz çok değerli bizim için. Nihayet evrenimizin başlangı başlangıcından bu yana atom altı her bir taneciğin yaşadığı deneyimlerden elde edilen tüm yapılandırma da bulutunuza katın. Burası çok değerli. E, sistemde her yerde, bütün noktalarda, elimizin, vücudumuzun bütün noktalarında kayıtlar var. Dolayısıyla ne kadar derinleşebilirsek, ne kadar daha derinden farkındalığımızı artırabilirsek, ve oradan da olumlu olan yapıyı ortaya çıkartıp da bu buluta ekleyebilirsek o kadar güçlendirmiş olacağız. Bu alan zamanı ve uzama, sah uzama sahip değildir. Zaman ve uzam. Yani e, zaman dediğimizi biliyorsunuz. Akan e, işte saatlerimiz, dakikalarımız, saniyelerimizden bahsediyoruz. Uzam dediğimizde kapladığı alan, boşlukta kapladığı alan olarak düşünebiliriz. Bu alan zamanı ve uzama sahip değildir. Ve tam da bu sebeple her yerde var olur ve aynı anda her şeyin özüyle bağlantıdır. Burayı iyi anlamak önemli. Evrensel sistemde her bir noktada sonsuzluğun bütün bilgisi vardır. Ve oradan onun içinde derinleşerek o bilginin içinden yani oranın içinden istediğimiz bilgiyi çekme potansiyeline sahibizdir. Bu çok önemli bir veridir. Yani düşünsenize her yerde, her an, her şey kayıtlı. Her yerde, her an, her şey kayıtlı. Bu ne demek? Bu otomatik olarak şu demek, derinleştiğimiz konularla ilgili farkındalığımızı yükseltecek olan desteği her an alabiliriz. Ve bu her şeyin özüyle de bağlantılı olması bizim için çok değerli. O yüzden derinleşme konularına dikkat edeceğiz. Bugüne kadar mesela ruhun şifasında en baştan bu yana eğer yayınları izlemişseniz, derinleşme ile ilgili birçok şey görmüşsünüzdür ve uygulamışsanız sonuçlarını mutlaka görmüşsünüzdür. Derinleşmek her zaman iş görür. Neden? İşte bundan dolayı. Evet. Eğer bununla bağlantılı şey maddi olarak tezahür ederse yani kendisini gerçeklikte gösterirse bir uzamı işgal eder. Yani bir alan alır ve zamana tabidir. Bunun ne kadar büyük olduğu önemli değildir. Bu bir galaksi ya da elektron olabilir. Çünkü her şeyin özü uzama sahip değildir. Ve uzamın kendisine bağlı olmadan evrensel zekaya erişilebilir. Yani evrensel zekaya ayrıca erişmek için Ayrıca bir e, şeye ihtiyaç yok yani bir yerden bir yere yolculuk yapmaya işte ben biletimi alayım e, işte buradan evrensel zekaya bir yolculuk yapayım yok yani ben buradan uçayım evrensel zekaya bir yolculuk yapayım yok e, ne var her an her yerde e, kayıtlı olan veriler var tüm sonsuzluğun verileri var ve her an onlara ulaşılabilir durumda ve biz herhangi başka bir şeye bağlı olmaksızın buraya ulaşabiliyoruz. Bağlı olsaydı neye olurdu diye düşünürsek şöyle düşünebiliriz. Mesela derin nefes aldık, verdik. Derin nefes alıp verdikçe zihnimiz sakinliyor, zihnimiz sakinledikçe biz oraya daha fazla ulaşabilir hale geliyoruz. Baktığımız şeyleri yargıyla bakmayı bıraktıkça her baktığımız şeyde böyle şükredilecek, e, huzur bulunacak şeyler görmeye başladıkça o alana erişimimiz daha da kuvvetlenmeye başlıyor. Eğer evrensel zekayla tam bir bağ içerisinde size olumlu, yapıcı, faydalı bir halde akıyor olması ile ilgili bir niyetiniz varsa o zaman yapacağımız şey belli. Sakin, biraz daha sakin, biraz daha huzurlu, biraz daha böyle keyifli bir hayatı. Yani içinde hüzün olabilir mutluluğumuzun evet hepimizin vardır. Buradaki ince nokta böyle biraz daha yargısız, yani yargısız dediğim şey şu. Mesela yargısız infazdaki yargısız gibi acımasızca bir şey bahsetmiyorum. Yargı olmaksızın e, böyle bakıyor olmak. Yani saf sevgiyle hayatın akışında var olmak. Yani böyle birçok insan görmüşsünüzdür çevrenizde. Hep kafalarında şöyle bir soru vardır mesela. Onlar hatalı ama nasıl hatalılar? Onların bir problemi var acaba problemleri ne? Bakın bu sorular ne kadar kötü değil mi? Hani bu tip bir e, soruyla yaklaştığında evrensel seka sana nasıl bir yanıt verecek? Evet. Sen onlarla ilgili bir problem göreceksin. Onlarda o problem olmasa da göreceksin. Çünkü o senin problemin. Senin problemin olduğundan dolayı sen onu hep göreceksin yani. Ya da senin görmeyi seçiyor olduğun bir problem olduğundan dolayı öyle problemleri görmeye devam edeceksin. O zaman ne yapıyorsun? Bununla ilgili bir farkındalık edindin. Artık orada kalmayacaksın. Ne yapacaksın? Odağını bununla ilgili ne yapacak olduğunu yani ne yapacak olduğunu dönüştürmenin çok kolay olduğunu söylemiyorum. Biz burada birçok koç arkadaşımla beraber çok güçlü, kuvvetli, çok güzel çalışmalar yapıyoruz sürekli. Her bizlere ulaşabilirseniz biz bu konularda derinleşmenize, bu bağlamda evrensel sistemden çekiyor olduğunuz o yapının dönüşmesi, güzelleşmesiyle ilgili hep yanınızda olmaya devam ediyor olacağız. Bu yüzden kendimize izin veriyor olmak çok değerli. Bugün burada buraya kadar bunu dinliyor olmuş olmanız bile kendinize verdiğiniz bir izni gösteriyor. Ben bunun için sizi kocaman alkışlamak istiyorum. Lütfen kendinize şöyle bir sarılın ve teşekkür edin. Harikasınız gerçekten. Hadi biraz daha devam edelim. Bugün biraz kısa yayınımız. Kendi evrenimiz zaman uzam gerçekliğimizde mevcut dört boyutlu. İşte zaman, genişlik, uzun, derinlik. Zaman, genişlik, uzunluk, derinlik bunlar çok önemli. Hayatımız zihnimizin evrensel zihinle etkileşimin doğrudan tezahürüdür. Kendi evrenimize baktığımızda buradan çok net anladığınızı düşünüyorum. Evrensel zihinle bizim zihnimizin bir etkileşimi var. Ve hayatımız bunun etkileşiminin doğrudan bir tezahürü. Şey gibi düşünebilirsiniz kuantum alanda. Auramız, işte ruhumuz var. Yani ruh biziz. Yani baktığınız zaman ruhun içinde zihnimiz var. Mesela ruhumuz diyemeyiz o biz olduğumuzdan zihnimiz diyebiliriz. Zihnimizin içinde böyle onayladığımız şeyler var. Ve onayladığımız her şeyle beraber evrensel zihinle birlikte bütünleşik bir yapı var. Evrensel zihinle zihnimizin bütünleştiği yapıdan inandıklarımızın yansıdığı bedenimiz diğer her şey ve herkes var. Bir oradan bir yansımayla beraber herkes ve her şeyin oldu. Bu tezahür işte burada meydana çıkıyor. Bu konuda yine yayınlarımız olacak. Sadece burada kalmayacak bilginiz olsun. Bunları daha çok konuşacağız. Derinleştirerek konuşacağız. Evet. Kendi uzamımızın özü evrensel zihne dayanır. Evrenimiz her yerde var olan ve her şeyi bilen bu zekanın içerdiği bilginin ürünüdür. Evrenimiz bir ürün yani sonuç olarak bakarsak. Evrensel zihin düşünmez, yargılamaz, ödüllendirmez, cezalandırmaz. Kendi zihnimiz yargılamaya ihtiyaç duyar ve evrensel zihin yanıt verir. Bu buradaki dengeleri çok iyi anlamamız lazım. Düşünen sensin. Yargılayan sensin. Ödüllendiren de sensin, cezalandıran da sensin. buna duyduğumuz ihtiyacı düşürmek ve daha böyle doğru sorularla, kaliteli akışlarla e, yaklaşım sergilemek ve onun yanıtını alarak hayatı tatlış bir hale büründürmek, güzelleştirmek bizim elimizde. Zihnimizdeki bilgiler ve öznelleştirdiğimiz, burası çok önemli, öznelleştirdiğimiz, kendimizde deneyimliyormuşçasına hissettiğimiz, olabileceğini onayladığımız var olduktan sonra ne yapacağını hesaplamaya başlayarak ön kabulümüze aldığımız bilgiler. Bakın burası çok değerli. Biz ya şöyle olursa daha sonra onunla ilgili ön hazırlıklar yapmaya başladığımızda, ön kabulümüzü almaya başladığımızda artık o gerçekliğini ortaya koymaya da aday demektir. Çok kuvvetli bir aday demektir ve yüksek ihtimalle de kazanacaktır yani. Ne oluyor burada? Var olduktan sonra ne yapacağını hesaplamaya başlayarak ön kabulü aldığımız bilgiler kendi gerçekliğimizi ortaya çıkarabilirse yapıcılık, mutluluk, başarı elde ederiz. Aksi takdirde karmaşa, yıkım, başarısızlık ortaya çıkar. Yani burada anlayacağımız şey, yaklaşımımız eğer olumsuzsa olumsuz şeylerle karşılaşacağız. Olumluysa hani anlattım ya burada hani zihnimiz, evrensel zihinle birleşiyor auramızın içinde katman olarak. Sonra oradan onayladığımız durumların yansıması olarak işte bedenimiz geliyor, diğer herkes geliyor ve her şey geliyor. Buraya çok dikkat ediyor olacağız. Madde evrensel zihinde depolanan informasyona ulaşmak zorundaysa yapıcı bir davranış gösterir ve başlangıca kıyasla daha düzenli nitelikler kazanmaya eğilimlidir. Ne yapıyor? Sürekli dersler alarak tekrar tekrar daha kaliteli bir akışa doğru ilerliyoruz değil mi? Kalıtsal zeka ile gelen DNA yapımızın işleyişinin tezahürü içerisindeyken depolayacağımız yeni kuvvetli verilerin zihnimizdeki onayları eylem olarak dış dünyaya gerçekleşerek kendini ortaya koyar. Gayet net. Tüm tezahürleriyle yaşam zihnimizdeki ön kabul ve ön deneyimlerinin eylemini en belirgin biçimde gösteren nihai sonuçtur. Evrensel zihin, kendi uzam zaman realitemizde gerçekleşen olaylara izin veren bütün enformasyonu içerir. Geçen derse konuşmuştuk hatırlarsınız. Evrensel zekada genellemelerimiz burada çok 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 önemli. Onları getiren akışlar çok önemli. Düzen değişiklikler aracılığıyla meydana gelir. Zaman olmadan hiçbir değişiklik olmaz. Herhangi bir düzen düzensizlik görüngüsü kendisini bize ancak zamanın mevcudiyeti ve dolayısıyla kütle, enerji ve uzam aracılığıyla gösterir. En azından bir bedene sahip olduğumuz sürece bu böyledir. Bir bedene sahip olma durumunu anladığınız zihnin yansımasındaki bu yansıyan her şey ilgili konuşuyor olduğumuz müddetçe burası bu şekildedir. Tüm bu verilerle yaşamını güzelleştirmeye hazırsın ve bunu rahatlıkla yapabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni. İyi ki geldin, iyi ki varsın, iyi ki biz olduk. Biz ruhuyla gelişim akışında olduğun için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.